Merhabalar güzellerim, hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz hayatım. Yeni güne bismillah dedik. Ya başladık yeni güne. Rabbim güzel bir gün geçirmemizi nasip etsin inşallah. Yatağın çarşafını değiştireceğim. Yeni çarşaf sereceğim. Bunları makineye atacağım. Hemen sizlere de bir hal hatır soracağım. Nasılsınız, iyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Bizleri soracak olursanız şükürler olsun Allah'a. Bizler de çok çok iyiyiz. Hepiniz dünkü videonun altına çok çok teşekkür ederim. Aynı açılışla, aynı hal hatır sormayla devam et. Biz memnunuz diye yazmışsınız. Çok teşekkür ederim hayatım. Sağ olun. Vallahi ben de memnunum. Sizlere hal hatır sormaktan ben de çok ama çok memnunum. Şunları hemen bir makineye atayım da. Ondan sonra kahvaltı hazırlığına başlayacağız. Kahvaltımızı da yaptıktan sonra camları sileceğiz kızlarla birlikte. Zaten evde kaç tane cam var? 1, mutfak 2, oturma odası 3. 3 tane zaten kızız. Hemen bitiverecek. Sileyim. Çok fena olmuş camlar. Toz, toprak, leke. Karar verdim. Fatih ile de konuştum. Bu yataktan, yün yataktan bir tane daha yaptıracağım. Yani sipariş edeceğim. Biliyorsunuz ben bu yün yatağı, şu alezi, yün alez, bunu da almıştım. İyi ki de almışım. Gerçekten çok güzel. Bunu hatta yorgan olarak falan da kullanabilirsiniz. O kadar kalın. Yatak şu. Bu kılıfı şu şekilde. Bir tane daha yaptırayım diyorum. Çift kişilik dursun. Bak gelen giden oluyor. Çoluk, çocuk, işte kardeşim, enişteler falan. Onlar geldiği zaman hemen açıveririm böyle ortaya. Karı koca yatarlar, çocuklar da divanda. Şeyden aldıydım, n11.com'dan. Satıcının ismi neydi? Bayramoğlu muydu? Bayram mıydı? Bayramoğlu olması lazım. Gerçekten çok güzel. Yastık vesaire, biliyorsunuz yastık da aldım bir tane. Bir yastıkta kocanın yastıkları var ya, büyük. Ondan bunlar, yorganlar. Yorganlarımdan da çok memnunum. Harika. Yani eğer seviyorsunuz böyle yün döşek falan, yorgan, bir bakın. Linki videonun altına bırakırım ben sizler için. İnşallah unutmazsam. Sağ olun. Bana hatırlatıyorsunuz. Ben unutuyorum videoyu yayınladıktan sonra. Sizler yazıyorsunuz linki unuttum kadın diye. Bunu da şey yapsam mı acaba ya? Dur havalandırayım. Aşağı ipi asayım. Bir havalansın. Çarşafları da alayım geleyim, makineyi çalıştıralım. Hava bugün de müthiş sıcak. Ne oldu teyzem? Belgin teyzem aradı. Belgin teyzen mi aradı? Açsaydın ya. Ya kapandı bir anda. Ha dur. Makineyi çalıştırayım da. Sen tut telefonu. Ararım ben Belgin teyzeni. Ablalara şey diyordum, hava bugün müthiş sıcak. Geleli seni görsünler. Ya dün de sıcaktı, bugün de bayağı sıcak olacak belli. Ver bakalım deterjanımızı. Şu maviyi ver. Bu bitmiş. Bitmiş mi? Dur, dibinde var. Süzdürelim baksana.
birazcık var. Çok güzel olmuş ikisinin yanı. Çok mu güzel olmuş? Evet. Teşekkür ederim, sağ ol. Bugün kırmızılara büründüm. Tamamdır, bu bitti. Kapatayım mı? Hı-hı. Bunu şeye koyalım da. O şeyin dibine. Neydi? Kız söyle. Dış kapının şeyine yanına koyalım da. Tamam. Şu taraftakini mavi kapı mı? Mavi kapı. Oraya koy. Getir telefonu, ben de Belgin teyzeni arayayım. Tamam. Bakayım ne diyor. Sen burada mı kalacaksın? Ana şok şok şok, sürpriz 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 oldu. Neyse. Ha tamam. Kız hayır ya, şaşırdım bir an, hiç şey değildi. Aynen, sen de selam söyle anneme. İyi. Tamam, şey yapayım ben de ararım. Bir şey olursa, eksik meksik yedik. Tamam tamam, onu getir. Tamam, iyi hadi görüşürüz abla. Ecrin. Burada kalacak. Evet, al telefonu. Bahile ya. Ben yarın gidiyorum ya. Evet, siz yarın değil bugün gidiyorsunuz. Gel buraya. Şu taburemi getir bana, getir. Dur, şoktayım. Hakan'ım geliyor, bebeğim geliyor köye. Bunlar da gidiyor. Sabahtan, dün akşam da konuştuk. Berrin'le sabah da konuştuk. Erken saatte aradı beni. Deri'nin sınavı var ya, Güzel Sanatlar Lisesi'ne şey yapacak, onun sınavına girecek. Kızları dedi, dün akşam konuştuğumuzda sabah da öyle dedi. Yarın alırım abla artık dedi. Hani Deri'nin dedi sınava girsin, çıksın tekrar getiririz köy dedi. İyi dedim ben de. Neyse işte sabah konuştuk, yarın alacaklar diye şey yapıyorum ben. Şimdi Belgin aramış, telefonu getirdi ya Ecrin. Kendi aralarında plan yapmışlar. Yüksel falan, Berrin, işte gelecek Belgin, hepsi. Kızlar işte Ecrin'le Derin gidecek. Belgin işte İsmail, Hakan falan, onlar kalacak. Ben şok. Geçenlerde Belgin'le konuştuğumuzda sizlere de öyle söyledim ya. Dedim ben ona, gel birkaç kere. Yok abla dedi, biraz dedi Hakan dedi toparlasın kendini dedi. Ondan sonra falan diye konuşmuştuk. Görüyor musun? Ne olacak şimdi? Sevinsek mi, üzülsek mi bu duruma? Hiç üzülme. Üzülmeyelim. Ablan sınava girecek, çıkacak. Tekrar geleceksiniz. Ay gözlerim! Teyzem etmeyin öyle ya. Ay gözleri şey oldu. Olmazsa sen gitmezsin. Gitmek istemiyorum ya. Tamam sen gitme o zaman. Annenle babanı söyleyelim. Tamam. O zaman Derin gitsin. Sınavdan sonra Getiririz buraya onu. Tamam. Teyzesinin kuzusu, etme öyle, iyi içimi titrettim. Sevinci üzüntüyü bir an böyle şey yaşadım. Ay Hakan bebek geliyor. Hakan bebek geliyor. Oğlumuz köye geliyor. Kızım da gitmiyor, gitmiyor, kalsın. Güzel kızım kalsın. Onun ben gözyaşına dayanamam. Güzel teyzem benim. Hadi bakalım çıkalım yukarı da kahvaltımızı hazırlayalım. Koş. Kahvaltımızı yaptık. Kahvaltı sonrası kendime de bir kahve yaptım. Şöyle yanıma koydum. Şimdi içeceğim. Şöyle mutfağın köşesine attım kendimi. Seviyorum burada oturmayı. Ay, üstümdeki şok gitti. Heyecan gitti. Kahvaltı yaparken çocuklarla da konuştuk. Ay nasıl mutlu oldum anlatamam size. Hakikaten Belgin'in gelmesini beklemiyordum şu sıralar. Az önce de dediğim gibi bebeğin toparlanmasını bekliyorduk köye gelmesi için. Ay oğluşum geliyor, Hakan'ım geliyor. Ablaları. Vallahi billahi. Pek heyecanlıyım. Şimdi bana zaman geçmez. Onlar buraya gelene kadar bana zaman geçmez. Önce doktora gidecekler. Hastaneye Hakan'ın rutin kontrolü var. Doktor çağırmıştı bugünden için. Doktor da kontrolün olduktan sonra Berrin ve Yüksel'le gelecekler.
Salim enişte, Belgin'in eşi. O da Konya'ya gidecekmiş. İlk telefonla konuştuğumuzda onu söylemedi. 3-4 gün Konya'da kalacakmış. Konya'da eşi varmış. Bizim enişte Konya, böyle Antalya'nın ilçelerine falan, böyle uzak yerlere gidiyor. Gittiği zaman da işi gereği bir hafta 15 gün falan kaldığı oluyor. O da bu akşam Konya yolcusu. Dedim işte Konya dönüşü enişte de gelsin, dur bakalım dedi, konuşuruz dedi onu dedi. Hadi dedim, hayırlısı olsun. Öyle evde yalnız kalmaktansa burada yanımızda olsun. Gerçi annem var. Yani annem olduğu için evde yalnız kalmıyor da, ne bileyim. Pek güzel oldu. Annem yalnız kalacak şimdi. Gerçi onun için şey değil, o çalışıyor biliyorsunuz. İşe gidiyor. Akşam saat 9.30-10 gibi geliyor işten annem de. Neyse, anacığım da olsaydı. Onun da işinden dolayı. Bazen bırak diyorum, sizlere de ara ara söylüyorum ya, sizler de diyorsunuz. Bıraksın işi, yerleşsin köye. Köyde yaşasın. Ama çok ısrar ettiğim zaman da kızıyor bana annem. Siz benim işime karışmayın diyor. Kardeşlerim de diyor ara ara. Hatta geçenlerde Fatih de dedi. Daha köye gelmeden önce demişti. Çalışmayı bırak artık falan diye. Dur dur dedi. Ben biliyorum ne zaman işi gücü bırakacağımı dedi. Pek de böyle şey yapmak istemiyoruz. Annem elim ayağım tutarken çalışayım kızım diyor. Annem çalışmayı seviyor. Yani ben istemiyorum. Yani annemin hep böyle yılları çalışmakla geçti. Uzun uzun yıllar çalıştı. Ama ne bileyim, bilmiyorum ki. İşte en son konuştuğumuzda Fatih çalışmayı bırak dediğinde şey dedi. Zaten dedi, herhalde dedi, en fazla 1-2 sene daha çalışırım, ondan sonra bırakırım dedi. Şimdi çalıştığı yeri de seviyor. Arzu Hanım'ı da seviyor. Yani onu da bırakmak istemiyor. Bilmiyorum, hayırlısı olsun. Neyse, ben şimdi kahvemi içeyim de kalkayım, bir hemen evi süpüreyim. Ondan sonra ne yemek yapacağım ona karar vereyim. Tarhana çorbası kesin yaparım. Belgin çok sever tarhana çorbasını. Tarhana çorbamı yaparım, erkenden koyarım kenara. Ondan sonra ana yemek. Bakalım bir. Ama önce bir ortalığı süpüreyim de derleyeyim toplayayım. Camları silecektik, vazgeçtim. Kalsın camlar. Sonra ben silerim. Onun acelesi yok. Güzellerim benim. Ay, gelseydi bir an önce. Kuzucuğum, koklasaydım onu. Önce evi süpürecektim, sonra çorbayı yapacaktım ama sonradan fikir değiştirdim. Dedim kendi kendime, kadın çorbanı yap, ondan sonra evini süpürürsün. Bir 5 dakikası kaldı. 5 dakika daha kaynasın, ondan sonra çorbam hazır. Ev süpürme işi de tamamdır. Banyoyu da yıkadık. Lan oğlum. Şurada. Görebiliyor mu ablalar seni? Galiba. Ben de göremiyorum ki kamerayı. Göremiyor mu? Evet. Oradan bana gülüyor. Ne diyordum? Evi süpürdük. Lavabo falan yıkandı. Tuvalet yıkandı. Ev aklandı, paklandı. Bunları da serdim. Şöyle. Şimdi bahçemi dolaşayım biraz. Sabahtan illaki bir dolaşırım. Bilirsiniz. Şuraya poşet uçmuş. Poşeti aldım. Telefonum çalıyor. Ecrin! Geldim teyze. Telefonum çalıyor teyzem. Hele bir getir bakayım. Annengil olabilir. Kim? Arayayım mı geri? Annen mi? Evet. Getir, ben şey yapayım, arayayım teyzem. Meşgule attı. Meşgule mi attı? Evet. Yanlışlıkla mı aradı acaba? Ay, ben ağrıyorum senden. Seni mi ağrıyor? Annem bahçede geziniyor de. Ne diyor oğlum? 10 dakika geri vermiş. Aa! Kız, daha geç bekliyordum ben. 5-10 dakikaya buradalarmış. Ay, Ecrin koy telefonumu yukarı. ABC kutusu da orada. ABC'nin şişesi. Getir kız onu buraya. Nereye koymuş ablaları? Araya,
almadım ben. Getir, getir. Yazmam düştü sevinçten. Yazmam düştü sevinçten. Birazdan şu şey kovayı da boşaltalım. Hatta gitsin çöpleri atsın şunları falan. Şuraya koyayım da. Şimdilik dursun burada ya. Neyse bahçeyi de sonra gezerim artık. Akşam üzeri gezerim bahçeyi. Ecrin getir taburemi. Şuraya gölgede oturayım. Ha şunu yanına koy teyzem de orada dursun. Ayak altında durmasın. Bir ara onları da boşaltalım dediğim gibi. Gel oğlum gel. Feyza nerede? İçeride. O içeride gel demin geleceğim dedi. Kapıyı kilitleyeyim de gelemezsin. Yapma Aktan. Aktan. Anam kızlarla bir uğraşıyor anlatamam size. Kız yapma oğlum. Kızı şimdi çıldırtacaksın yapma. Bana da yaptı aynısını. İçe... Ben aşağı inmeyeceğim dedim siz markete gittiğinizde. Dedi gel dedi. İnatlaştı sonra kapıyı kilitledi aşağı indi. Oğlum aç. Aldım anahtarı anahtar bende. Oğlum yapma şimdi annesi gelecek kardeşleri gelecek yapma. Ay teyze dünkü şey çok güzeldi ya. Ne? Hani Hakan abim sinirlenme şakası falan yapmıştı. Evet evet sana şaka miydi? Yapmıştı. Kızdırıyor kızları ya kızları çıldırtıyor uğraşıyor onlarla. Oğlum etme anne. Gelecek zaten benim çağırmama oturuyor, gerek yok. Oturuyor orada. Oturuyor mu? O bir şeye bakıyordur. Feyza. Feyza. Geliyorum diyor. Aç Allah aşkına dur. Kızdırırsan gelsin. Yapma bak. Neresi şuraya gel be. Kapıyı kilitledi Hakan abim. Üstüne de anahtarı eline aldı. Yapma. Teyze. Geliyor teyzem şaka yapıyor teyzem sana. Al. Ne kadar espritüel bir insansın sen abi. O çıkmıyor teyzem. Çıkıyor da zor çıkıyor. Haktan. Aktifine koydum ama alamıyor. Şakamatik. Hem de. Balkona açacağım kendin aç. Haktan niye kızı uğraştırıyorsun? Haktan. Oradan alır kendisi. Ay annem niye öyle ediyorsun ya? Ay. Ben ona ben çıkarken dedim. Benle gel diye. Gel dedi ama kapının üzerine kilitleyeceğim demedi. Gel teyzem hadi geliyor annenler yolda. Deli çocuk. Ay teyzem anahtarı sakın şeyde bırakma. Heh. Ana dışarıda kalıveririz. Gerçi balkondan. Balkondan atlarız. Atlarız. Ben çıkamam. Hakan abin çıkar. Ben de çıkarım. Atlar. Oradan kapıyı açar da. Gel kızım gel. En sevdiğim kuzenim. Teyze dedi. Şimdi zaten bizim arabayı gördüm. Gördün mü? Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Gel. Hakan'ım. Ay. Teyze Hakan'ı getirmiş. Oğlum oğlum hoş geldin. Hadi gir içeri de güneşte şey olmasın. Hoş geldin ablam. Gel. Hoş geldin Yüksel. Hoş bulduk. Köy servis. Köy servisi. Şey, ben şişalar var. Dur dur ben alırım ablam. Dur ben alırım. Ben alayım mı? Ver Hakan'ı ablam sen. Evdeki bütün eşyaları getirdik Hakan. Çocuğun hiç eşyası kalmadı evde. İsmail elinden bırakmıyordum bunu. Çocuğun bezi. Bu benim çocuğum hadi. Ne demek? Hadi geçelim içeri. Evin rengine bak. Güzel değil mi? Balkon yaptı.
Gel Yüksel. Özledin mi? Özledim. Özledin mi kardeşi? Oy yavrum benim. Oy. Hadi balkona geçelim, serin orası. Gel Behrin sen de. Hadi oturun bir soluklanın. Buraya gidip geliyoruz böyle sanki ayaküstü. Aynen. Nasıl diyeyim sana, Ankara'da sanki Barsa'ya gider gibi. Aynen, yakın aslında, yakın geliyor değil mi? Birkaç yakın kere gittiğiniz zaman. Ben alıştım ve bahane arıyorum. Ne gibi bir şey olsun geleyim diye. Ya bir de arabayla işte şey olduğu zaman 40 dakikada. Yolda hoşuma gidiyor buranın. Buradasınız, yolda düz zaten. Basıyorsun, 35-40 dakikada buradasın Allah'ın izniyle. İzin sen de yarın olmaya gireyim. Evet, bak babam bahane arıyormuş. Buraya gelmek için. Ay siz dur. Belgin'le telefonla konuştuktan sonra onlar yarın gideceğini biliyordu ya, seninle öyle konuştuk. Bana da sürpriz oldu. Belgin aradı, söyledi. Bu nasıl oldu biliyor musun? Gözleri doldu. Ağladı, ağlayacak. Ecri buradan gitmek istemiyor. Dedim annenle baban geliyormuş, sizi götürecek. Belgin teyzenleri getirecek. Teyze ben gitmesem olmaz mı? İyi hadi sen kal dedim ben. Derin gitsin, sınava girecek ya. O girsin gelsin Allah'ın izniyle. Annem benim. Uy. Güzel kızım. Hadi kirazlarınızı yiyin de erik de getireceğim. Ondan sonra kahve içelim. Teyze senin kusuyosu. Kusuyosu. Oh serin serin. Ne güzel yatıyor. Kuşum benim. Kuşum benim. Güzel teyzem benim. Oh, bal teyze benim. Ne? Ne? Aç gözlerini artık. Geldiğinden beri uyuyorsun. Acık şöyle bir bak bakalım etrafına. Neredesin sen? Oğlumla bahçe turu yapacağız değil mi? Domateslere bakacağız, biberlere bakacağız. Değil mi oğlum? Güzel oğlum benim. Her şeyden tatlı. Bak 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 nasıl gülüyor bak. Nasıl gülüyor bak 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 bak. Silahları buraya koy. Benim adamım üstüne. Ha benim adamım. Motorlu adam. Benim adamım burada. İstersen sen de kendine adam bul. Gözünü açacak da. Açsan mı açmasan mı? Uyuma uyuma. Köy yerinde uyunmaz. İş yapılır. Bak orada minik çapa var. Eline vereceğim çapayı. Çap 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 yapacak benim oğlum. Değil mi oğluşum? Değil mi oğluşum? Kurban olurum seni yaradana. Kurban olurum seni yaradana. Ne? Oh! Bizim oğlan kucaktan kucağa geziyor. Şimdi de Hak'tan abisi aldı. Az önce de Berinler gitti. Yolcu yolunda gerektir dediler, gittiler. Biz bize kaldık değil mi? Hak'tan. Ne kadar tatlı değil mi? Karnın mı acıktı senin? Salla şöyle oğlum, piş piş de bakayım bir avut hadi. Avut annem. Bak hele abisinde durmak istemiyor. Seni sıpa seni. Belgin de şalvar giydi. Kızının şalvarını. Şimdi de yazma takacak. Ver anneciğim bana. Ver oğlum durmuyorsa. Ver sen Hak'tan abinde niye durmuyorsun? Ha? Hatta sen bunu büyüdüğü zaman gezdirme. Emesi var herhalde Belgin. Biraz daha şaşırtın emziremiyorum. İyice acık bakalım, iyice acık. İyi. 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 Ay emcik Belgin emcik. Hele oğlum benim acıkmış, ablaları acıkmış. Sırada bak. Anneannesinin dediği gibi muşmula. Hadi hadi anneye. Hadi anne karnın doyursun. Hadi doğrunu doyursun senin. Nasıl anneciğim? Vay 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 vay. Hah, sustu. Ay. Susturucusunu aldı ağzına. Tamam çıkardım.
kuşum benim. İlacımı da verin, iyi. Gel teyze. Birazdan ikimiz mutfağa girelim. Fırında köfte yapacağım, köfte patates. Şöyle güzelce köftemizi yoğuralım, şekillendirelim. Daha fırına atmak için erken. Hazır beklesin tepside Feyza. Olur. Zamanı gelince atarız. Çorbamız hazır. Bir de pirinç pilavı, salata yanına yoğurt. Mis mis tane olsun, şükürler olsun. Onu hazırlayalım da bahçeyi dolaşalım. Dolaşalım. Şöyle gezelim. Fırın yemeğimiz de hazır. Güzelce köfteleri şekillendirdim. Patatesleri kalın kalın doğradım. Yanına dizdim. Domates, biber, bir de üzerine tereyağlı sos yaptım. Mis gibi oldu. Şimdi fırının ısınmasını bekliyorum. Isınsın, hemen doğru fırına göndereceğim. Saat de bu arada 6 oldu. 6 oldu güzellerim. Pilavımı da yaptım. Çorbam da hazır, biliyorsunuz. Görmüştünüz zaten. Çocuklar da aşağıda. Şu anda hepsi oynuyorlar. Belgin de Hakan'ı emziriyor. Emzirsin, ondan sonra biz de bahçeye ineceğiz. Artık Fatih Bey'in gelmesini bekleriz. O da yoldaymış. Allah'ın izniyle bir 15-20 dakika içerisinde kendisi evde olacak. İsmail, ter içinde kalmışsın ya teyzem. Oyun oynuyoruz. Bak hele, ter içinde kalmış. Nasıl olmuş ya? Neyse, üstünü değiştiririz. Soğuk şey, şurada soğuk sokağa çıkartalım. Aynen, hortumu açacaksın şöyle fışır. Güzel olur, güzel olur. Serinlersin. Annen doğru söyledi. Koşmalı bir şeyler oynuyoruz. Ha? Koşmalı bir şeyler. Koşmalı, evet. Az önce duydum. Böyle patır patır. Haline bak. Perişan olmuşsun sen de. Ben de çok terledim. Üstümü değiştireceğim. Sizi bir duş aldırmak lazım akşam. Akşam duş alırım mı? Diyorsun. Ben de alırım. Evet. Sen de alırsın. İlk hepimiz alırız. İlk önce İzmir alır, ondan sonra ben alırım. Tamam, sıra sıra. Küçükten büyüğe doğru gitsin. Şey. Ama büyük. Oğlum şu masayı açın. Hadi örtüsünü falan serin de. Orası öyle açık dursun, otururuz. Ağ gibi duruyor, ağ gibi duruyor. Bakıyorum ya. Evet, eline bastonu da almış. Aman, yüzüne güneş mi geldi? Aynen de. Dettiri dettiri. Oğlum. Tişörtümüze. Evet, çok güzel. Ocaklarımıza. Tam böyle Fatih eniştesinin hoşuna gidecek bir takım. İş makinaları. Şimdi Fatih seni gördüğü zaman yiyecek bu kıyafetlerle. Baksana domateslerimize. Çok güzel olmuş. İyi bağlamışsınız. Bağladık. Onları bağlayalı çok oldu. İşte inşallah bir 10-15 gün sonra domateslerimiz kızaracak. Bize göndersin artık 1-2 kilo. Gönderirim. Göndermem mi hiç? Değil mi oğlum? Tamamen doğal. Doğal, organik. Evet. Bak şurada karşıda salatalık var Belgin. Büyümüş, kocaman olmuş. Hızlı bir şekilde büyüyorlar bunlar. Maşallah. Gördün mü? Şimdi gördüm. Bak şu altta. Şurada da var. Şurada da üç tane. Olmuş. Tabii. Olmuş bunlar. Koparmıyoruz mu? He, koparız. Yarın koparız. Koparak bunları. Koparak bunun eline verelim bir tane. Verelim mi sana bir tane? Eline verelim, kemir. Olur mu? Gözleri açarsa mı? Evet. Açamadı gitti gözlerini. Ay, güneş. Gözlüğü alacağım ben sana bir tane. Aynen. Güneş gözlüğü. Bu kabak mı? He, kabak. Bu arada Belgin, sana da şalvar nasıl güzel yakıştı. Niye? Çok güzel oldu. Dur, tümlentim bozuldu. Bir güğüm daha geldi aramıza. Dürüyenin güğümleri tamamlandı. Bahçe turuna birazcık mola verdik ablalara. Çünkü Hakan Bey acıkmış. Annesi az önce onu birazcık emzirdi. Şimdi de gaz alma operasyonu. Kuzum benim. Neyse, daha sonra gezeriz bahçemizi. Evet. Sana daha pırasalarımı, bamyalarımı göstereceğim Hakan Bey. Mis. Yavrum çapa benim. Çapa yapacağız seninle. Gazını atmaya çalışıyor bak. Fatih Bey de geldi. Hoş geldin Fatih Bey. Hoş bulduk. Bak, seni... Belgin'miş bu. Kim zannettin sen? Ben Belgin'e baktım ki arkana bakıyorum. Kızlardan biri diye. Delişiyor lan Feyza. Çabuk adapte olmuşsun. Hadi çocuklar.
Çıkalım yukarı. İsmail'in ayaklarını yıkayalım ama. Aynen, hepiniz şurada ayaklarınızı yıkayın. Evet. Güzelce soframızı hazırlayalım balkona. Fatih Bey de geldiğine göre artık akşam yemeğimizi yiyebiliriz. Belgin az önce İsmail ve Ecrin'e duş aldırdı. Yemeği yemeden şunları ben güzelce bir yıkayayım dedi. Çok fena terlemiş İsmail. Acayip terlemiş. Mis gibi yaptı ikisini. Çitiledi banyoda. Şimdi balkondalar. Ben de salata yapıyorum. Kaşık salata. Fatih de yine aşağı indi. Şuradan Nuri ile konuşuyorlar. Su saatleriyle ilgili bir şey varmış da onu anlatıyor Nuri. Şu salatamı hemen yapayım. Ondan sonra soframızı kuralım. Yemeğimizi yiyelim. Karnımız acıktı. Ne yaptın? Uyudu mu Hakan? Uyudum, bir yardım edecek bir şey var mı yani? Yok ablam, yok, sen Hakan'ın başında bekle. Feyza bekliyor, uyudum. Feyza'yı mı nöbetçi bıraktın? Ha, bilmiyorum ya. İşte çocukların hepsi dışarıda ya. Balkondalar değil mi? Hı-hı. Oh, rahatladı ya İsmail ile şey. Ecrin, evet. Ecrin. Ne güzel rahatladılar. Sen şuradan tuzlu ver bana da, o zaman ben salatayı tuzlayayım. Aynısın. Şurada şurada bak. Şu tuzluk var ya. Onu ver. Limonlayalım, yağlayalım. Ondan sonra soframızı kuralım. Çorbayı da koyayım ben. Isınsın. Yoğurt yer misin sen? Sana yoğurt çıkarayım mı? Yemeyelim. Sen seviyorsun koyun yoğurdunu. Ben çok seviyorum. Belgin bayılıyor. Hele onu reçelliyor dondurma böyle gibi. Dondurma gibi. Burada reçel de var. Geçen Fatma sağ olsun, Allah razı olsun. Ahmet'in eşi vişne reçeli yapmış Belgin. Oo. Ekşili ekşili. Çok seviyorum. Şöyle yoğurdun üzerine dök. Mis gibi. Çikolata yiyeceğine uyuyor. Aynen, çikolata yiyeceğine. Onu ye, daha faydalı. Çorbanı oradan mı koyacağız? Tencereyi götürürüz oraya. Tamam, pilavı götürür müsün? Yok, pilavı da birazcık ısıtayım. Ilınmış baksana. Erkenden yaptım ya. Yakıver. Yemek de harika oldu. Görüntüsü. O da şu anda fırının içinde. Soframızı hazırladık. Şöyle. Her şey tas tamam. Belgin de çorbaları koyuyor. Fatih Bey de ellerini yıkayıp hemen yanımızda olacak. İsmail, acıktın mı? Hayır. Hayır. Acıkmadım. Geçtiğim altıysa. Ama sevmediğin yemek de yok. Hadi sevmediğin bir şey olsa acıkmadım de. Bak, köfte var, patates var, bak, pilav var. Gerçekten acıkmadın. Köy havası seni doyurdu demek ki. Evet, Fatih Bey de geldi. Ekip tamamlandı. Ay, çorba nasıl güzel kokuyor tarhana ya. Ya şöyle yapayım. Değil mi Fatih? Şöyle yapayım. Ecrin, sen acıktın mı? İsmail acıkmamış. Çok acıktım. Sen çok acıktın belli. Ben acıkmadım. Sen hiç acıkmadın. Seni köy havası doyurdu, anladık. Ay güzel kızım benim. Hemen şöyle ben de yanınıza geliveriyorum. Ve de videomuzu artık sonlandırıyoruz. Bizim için gitme vakti. Canlarım benim. Fatih Bey. Evet. Heh, o da görünsün diye uğraşıyorum. Görünmüyoruz gene. Neyse, göründüğümüz salona kadar. Gir. Salona mı gireyim? Gir, salondan büyük al demek istedim. Fatih. Neyse, aldı kız. Bak ben gözüküyorum. Tamam. İyi. Tam ekip, tam kadro çıkalım istiyorum da o yüzden bu çabalar, canlarım benim. İnşallah severek ve beğenerek izlediğiniz bir video olmuştur. Her biriniz her zamanki gibi kocaman kocaman öpüyoruz. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.